dinleyicimizin sualleri. Dinleyicimizin ilk suali, ihtiyaç ve zaruret arasındaki fark nedir? Efendim, zarureti anlatılırken bir iş dinin emridir. Mutlaka yapılması gerekir. Mutlaka yapılması gerekir. Ve o iş yapılacak ama meşru şekilde de olması mümkün değil. Meşru şekilde de olması mümkün değil. O zaman ona zaruret olur. Peki, bir misal. Mesela Kur'an-ı Kerim'de setir-i avret. Kur'an-ı Kerim'de diyorum, özür dilerim, fıkıh kitaplarında anlatılıyor. Setir-i avret. Kur'an-ı Kerim'de geçer setir-i avret de, namaz için setir-i avret anlatılıyor. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında. Erkeklerin örtünmesi şöyle, kadınların böyle. Adamın giyecek bir şeysi yok. Diyelim ki bir saldırıya uğradı, bir hayvan saldırdı dağda. Adam çalılara taktırdı, bilmem ne yaptı falan. Parçalandı, giyemiyor. Yok. Şimdi öyle bir duruma gelmiş ki, çok özür dilerim de iç çamaşırları bile aynı şekilde paramparça olmuş. Yok. Veyahut da adam aynı şekilde gusül abdesti almak için bir su birikintisi buldu, oraya girdi, birisi çaldı götürdü hepsini mesela. Adam kaldı üryan. Namaz vakti girmiş, çıkmak üzere. Ne yapacak? Namaz kılmak farz. Namaz kılmak da farz. Setir-i avret de farz. Setir-i avret de farz. Buyuruyor ki oturduğu yerde oturarak namazını ima ile kılar buyuruyor ya. Bu zaruret çünkü. Çıplak namaz olmaz. Bu zaruret. İhtiyaca misal olarak mesela Hanefi mezhebinde, dört mezhepten ve Hanbeli mezhebinde İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ile İmam Azam İbani Hazretleri gusülde ağzın içini vücudun dışı olarak bildirmişler. Dolayısıyla vücudun dışında iğne ucu kadar kuru yer kalırsa gusül olmaz. Dolayısıyla ağzın içi de tamamen ıslanması gerekir. Ama dolgu ve kaplama yapılırsa ıslanmıyor. Dolayısıyla gusül olmuyor, cenabetten de kurtulmuyor. Tabii bunu duyan bazıları hemen böyle şey yapıyor, çirkin bir söz diyerek de dil uzatan böyle ne bileyim aklı kıt, ilmi kıt, anlayışı kıt insanlar da var. Hemen saldırıyor. Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde. Peki efendim zarurettir bu. Ha, bir tanesi böyle fetva vermiş. İşte umumi belvaya göre falan filan diye. Haddim değil ama demiş. Haddin değilse niye konuşuyorsun? Çok kimseye aynı şekilde böyle şey yaptın. Bir kere alim değilsin. Alim değilsin. Dolayısıyla hem de haddim değil diyor. Ve bu iki mezhepte diş dolgusu ve kaplaması, guslü olmuyor. Zaruret efendim ha. Diğer iki mezhepte çıkış yolu var. Zaruret olabilmesi için onlara bakılır. Ha. Değil mi? Onlara bakılır. Çıkış yolu var mı yok mu? Bakıldı. Onlara bakıldı. O ikisi de aynı şekilde ağzın içerisinde gusül de yıkamak sünnet dedi. Tamam. Ve diş tabipleri de mesela diyor ki dolgu yapalım, kaplama yapalım veya müteharrik yapalım diye sana alternatif koyuyor. Hatta taklide bile gerek kalmadan diyor ki mesela protez dişler var. Öyle bir diş takayım sana diyor. Takmalı çıkarmalı. O zaman Hanbeli mezhebinde de Hanefi mezhebinde ne o problem? Onların altına su geçiyor çünkü. Geçiyor çünkü bir alternatif sunuyor. Şimdi bir mezhep taklit edebilirsin, bir de protez taktırabilirsin. Dolayısıyla zaruret olmuyor bu. Çıkış yolu var. Ama protez imkanı olmasa, taklit imkanı da olmasa, diğer iki mezhep de hayır. Usulde aynı şekilde ağzının içerisini yıkamak farz dese. Ve diş tabibi, ama o diş tabibi de yani dinini bilen salih bir diş tabibi dedi ki bu diş kaplanmazsa veyahut da aynı şekilde bu diş dolmazsa ölürsün dedi. Çıkış yolu yok. O zaman zaruret olur buna. O zaman zaruret olur bu. Peki şimdi aynı şekilde bizimki ihtiyaç. Diş tabibine gideriz. Diş tabibi der ki dolgu yapalım. Peki. Çünkü çıkış yolu var. Veyahut da aynı şekilde sen dersen ki efendim taklit bana zor geliyor. Yok ya dolgu molgu istemiyorum. Sök onu müteharrik diş yap. Tamam. Tercih senin. Ama orada diş tabibine dersin ki çıkış yolu olduğu için. Sen neyi tavsiye edersin? Ben burayı kaplamayı tavsiye ediyorum diyor. Tamam kaplamayı yaptırırsın. Veyahut da şimdi halk arasında artık vidalı diş diyorlar ya.
parasını vereyim, vidalı diş olsun, daha rahat edeyim, tamam. Ama ondan sonra gusül, abdest ve namazda Maliki veya Şafii mezhebini taklit edeceksin. Hadise bunlar ibaret efendim. Zarureti olan o haliyle mi artık yapacak ibadetini? Tabii o haliyle yapar. Yani çıkış yolu yok. Çıplak namaz kılması gibi. Çıplak namaz kılması gibi, aynen öyle olur.